Özel miydi? Nasıl? Böyle uzakta konuştun ya. Özel miydi? Yok, babamdı. Sen bir şey içmiyor musun? Ha, çayım var. Başka bir şey. Yok, sağ ol. Sıkıldın mı burada? Yalan söylüyorsun. Yok, niye yalan söyleyeyim? Vallahi sıkılmadım. Bak, ne güzel manzaramız var. Yani ayrıca sana iyi geliyorsa istediğin kadar oturabiliriz. Benim için hiçbir sorun yok. Bana iyi geliyor diye. Böyle oturacak mısın ya saatlerce? Evet. Ne biçim bir şeysin sen? Ne biçim bir şeyim? Tamam. Sen söyle o zaman. Yapmak isterdin şimdi. Yok Evren, valla bak iyiyim ben böyle. Ne oldu şimdi, niye içini çektin? Sıkıldım kendimden. Böyle uzaklara bakmak falan. Sanat filmi gibi. Doğru. Sen Yeşilçam filmlerini seversin. Senin o filmdeki kızlardan bir farkın yok. Ufaklık. Ne manada? Yok bir şey. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye ya? Dedim ya, sıkıldım kendimden. Ben de biraz bir başkası olacağım. Ama ben kendimden çok memnunum. Böyle kalsam olur mu? Sen hep böyle kal. Hiç değişme. Ufaklık. Olmaz. Çok sıkıcı, müzik de olsun. Hiro vardı. Eskiden çok giderdiniz. Hayır, orası da olmaz. Çok kalabalık. Bana kulüp mulüp deme zaten. Sen ne planı yapıyorsun? Aa, Ece Hanım. Merhaba. Merhaba. Ruhi Bey. Ruhi. Sadece Ruhi. Lütfen. Ruhi. Abi. Evet Ruhi. Muhabbetiniz bittiyse devam edelim mi? Neresi olabilir başka? Söyle bakayım. Aslında şimdi aklıma geldi. Madem Ece Hanım da eşlik edecek, Galata'da bir etkinlik var bu gece. Yurt dışından birkaç misafir gelmişti, oradan biliyorum. 6 ay önceden rezervasyon yaptırmışlardı. Tabii dress code'la katılmak gerekir. Güzel, güzel olur bu. Tamam. Kendimden de sıkılmıştım zaten. Biraz değişiklik iyi gelir. Açılırız. Tamam Ruhi, gerisi sende. Tamam, tamam. Ben de o iş. Ye bakalım güzel güzel. Ye. Benim kadar ol. Hah. Dress code ne? Şu an sende eksik olan bir şey. Sen çocuk gibi duruyorsun, farkında mısın? Seni böyle kimse bir yere almaz. Yani yaş sınırına takılırsın bence. Çok komiksin ya. Espri yapabiliyor muydun sen? Şimdi ben seni şurada ileride bırakacağım. Sonra seni Ruhi alacak, tamam mı? Ben de bir Mila'ya uğrarım. Muhtemelen benim için orada yiyecek bir şeyler vardır. Mila da mı geliyor? Yani. Tam olarak değil. Emrah, burası neresi?
Çok sevdiğim bir tasarımcının yeri. Evren Bey'e hoş geldiniz. Evren Bey, burası benim bütçeme aşar ama. Ece Hanım, sizin burada paranız geçmez zaten. Saçmalama ya. Evet hanımefendiyle ilgilenelim. Bu gece son dakika bir davete katılmamız gerekti. Son anda oldu. O yüzden de acil bir durum. Tabii hemen buyurun. Ya beni yalnız mı bırakacaksın? Hadi. Buyurun lütfen. Sen de geliyorsun değil mi? Sana hiç yakışmıyor. Korkuyor musun? Hadi. Buyurun lütfen. Bekliyorum. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş buldum. Özel bir tercihiniz var mı? Aklınızda bir şeyler var mı? Yani belki böyle bir şey. Size çok yakışır. Ya bu düşündüm de sonra çok sevmedim. Belki böyle üstünüzü daha çok saran bir model düşünebilirsiniz. Bunun gibi daha kadınsı. Evet, daha kadınsı. Ama yani bende nasıl olur pek bilemedim. Bir de sanki fazla abartı gibi. Deneyelim isterseniz. Deneyelim. Buyurun böyle. Tabii tabii Evren Bey, ben ilgilenirim Ece Hanım'la. Tabii, hepsini hallederim. Ya kusura bakmayın, kesik kesik konuşuyorum. Ufaklık gelişim vardı. Tamam, tamam, görüşmek üzere Evren Bey. Tamamdır. Ya sen benim kucağımdan başka bir yerde uyuyamıyor musun? Senin ne güzel yerlerin var, koltukların var. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi git içeride güzelce uyu, hadi bakalım. Ruhi Bey. Teşekkür ederim. Bu kavga çok uzadı artık. Evren'i senden başkası dizginleyemez. Yazında hediyesini verir. Uygun bir dille uyarırsın. Aralarındaki mesele kapansın. Yoksa sonu kötü bitecek.